Tarih daha çok erkekleri anlatır. Bu yüzden tarih sahnesinde kadınlara nadiren rastlarız. Fakat tarih sahnesine çıkan öyle bir Türk kadını var ki, o tarihin yazdığı dünya üzerindeki ilk kadın hükümdar. İskitlerin anası, Alpertunga'nın torunu, Tomris Hatun. Tomris Hatun günümüzden yaklaşık 2500 yıl önce yaşamış bir Saka kadınıdır. O döneme ışık tutacak yazılı bilgiler olmadığı veya günümüze kadar ulaşamadığı için Tomris Hatun hakkında çok az bilgiye sahibiz. Ünlü Yunan tarihçi Herodot'un yazdıklarına göre, kocası öldükten sonra kendisi Sakaların başına geçmiş ve halkının takdirini kazanmış, karşısına ise döneminin en büyük gücü olan Büyük Pers İmparatorluğunu almış bir kadındır. Yapılan arkeolojik kazılar sonucunda Sakalar veya diğer adıyla İskitler, Avrupa'nın doğusu, Karadeniz'in üst kısımlarında ve Orta Asya'nın bir bölümünü içine alan topraklarda yaşamaktaydılar. Göçebe bir halk olup kendi halinde geçinen İskitlerin asıl sınavı, Büyük Kirus'un kurduğu Ahamenish İmparatorluğu ile sınır komşusu olmasıyla başladı. Yunan dünyasının başına bela olan Büyük Pers İmparatorluğu, M.Ö. 6. yüzyılda Büyük Kirus tarafından günümüz İran civarında kuruldu. Gaddarlığı ve kana susamışlığı ile bilinen Kirus, etrafında bulunan dağınık tüm kabileleri tek çatı altında toplayıp büyük bir imparatorluk kurdu. Babil'i ve batısında bulunan Anadolu'yu tamamen eline geçirdi. Buraları kontrol altına almasıyla kısa zamanda zengin bir devlet haline aldı. Kuzeyindeki Medleri yıktıktan sonra Sakalarla sınır komşusu haline geldi. Büyük Kirus Sakaları kendine denk bir düşman olarak görmüyor ve öncü birliklerle Sakaların topraklarına sürekli saldırıyordu. Fakat Tomris Hatun diğer devletlerin aksine farklı bir strateji izliyor, göçebe oldukları için açık alanda savaşmak yerine seri bir şekilde geri çekilip Pers ordularını dar koridorlara, sarp kayalıklara çekmeye çalışıyordu. Eğer Pers ordusu takibe devam ederse onları tuzağa düşürüyor ve imha ediyordu. Geri çekilirken su kuyularını zehirlediği ve tüm tarlaları yaktıkları için Persler uzun süre bu topraklarda da barınamıyorlar ve geri çekilmek zorunda kalıyorlardı. Tüm bu kaçak dövüşten sıkılan ve Tomris Hatun'un zekasından etkilenen Kirus, Tomris Hatun'u da kendine denk bir hükümdar olarak görmüş ve ona evlenme teklifi etmiştir. Evlenmek istemesinin bir diğer nedeni ise evlilik suretiyle Sakalarla birleşmek ve savaşmadan bu toprakları elde etmekti. Fakat Tomris Hatun bu oyuna gelmez ve Büyük Kirus'u kesin bir şekilde reddeder. Dünya üzerinde istediği her şeyi elde eden Pers kralı bu red cevabı üzerine küplere binmiştir. Çok büyük bir ordu toplayıp Sakaların üzerine doğru sefere çıkar. Bu ordu içerisinde özel olarak savaş için eğitilmiş köpekler ve Pers İmparatorluğu'nun en iyi askerleri olan Ölümsüzler Birliği de vardır. Saka topraklarına geldiklerinde Tomris Hatun bölgenin coğrafi konumunu kendine avantaj olarak kullanarak belirli bir yere kadar geri çekilir. Saka ordusunun yaklaşık 5 katı büyüklüğünde bir orduya sahip olan, gözünü kan hırsı bürüyen Kirus bu tuzağı fark etti mi bilinmez ama sayıca üstünlüğüne güvenerek doğruca Tomris Hatun'u takip eder. İki ordu karşı karşıya geldiklerinde akşamüstü olmuştur. İki taraf da anlaşarak sabaha beklemeye başlar. Fakat Pers İmparatoru Kirus o akşam rivayete göre bir tuzak kurarak Tomris Hatun'un oğlunu yakalar ve öldürür. Bazı tarihçilerin iddialarına göre ise Tomris Hatun'un oğlu Kirus'un kendisini annesine karşı bir koz olarak kullanacağını bildiği için intihar etmiştir. Oğlunun öldüğünü öğrenen Tomris Hatun'un çığlıkları ise gece savaş meydanında yankılanmıştır. Herodot'un yazdıklarına göre, "Kana susamış Kirus, güneşe yemin ederim ki yarın seni kanla doyuracağım." diye haykırmıştır. Gün ağardığında Büyük Pers ordusu harekete geçer. Tomris Hatun önderliğindeki Saka ordusu sahte bir geri çekilmeyle Pers ordusunu pusuya çeker. Hilal taktiğiyle tüm etrafı sarılan Pers ordusu darmadağın olur ve büyük kayıplar vererek geri çekilmek zorunda kalır. Pers ordusunun ünlü ölümsüzleri bile Sakalara karşı savaş meydanında isimlerinin hakkını verememiştir. Savaş sona erdiğinde Pers kralı Büyük Kirus savaş meydanında ölü olarak bulunur. Bunun üzerine Tomris Hatun kendi elleriyle Kirus'un kafasını keser ve Pers askerlerinin kanlarıyla doldurulan bir fıçıya kafasını atarak tarihe kazınan şu sözleri söyler. "Hayatında kan içmeye doyamamıştın. Şimdi seni kanla doyuruyorum." Videolarımızın devamı için kanalımıza abone olabilir ve diğer videolarımıza göz atabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.